Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili boğa burçları için kahve fallarını kapattım. Bakalım sevgili boğa burçları fallarında neler çıkacak? Şöyle bir yavaşça açalım. Şimdi falımızı böyle açtığımızda bakıyorum neler çıkmış. Bence bu ay sizler için ferah bir ay. Artık böyle hayal ortamı, hayallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz, biraz daha hayatı planladığınız bir ay çıkmış. Bu ay böyle bir konuda böyle yolun ağzına gelebilirsiniz. Yani bir ilişkide bitme ve başlama, bitirme veya devam etme. Ya da işte bir işle ilgili bu işe devam etme ya da bitirme. Yani bakın bir yol ve yol ikiye ayrılacak. Yol size iki seçenek sunacak. Yani o seçeneklerden bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Artık böyle hani bazı dönemler hayatın dönüm noktalarıdır ya. Bu ay bence sizin dönüm noktası olabilir hayatınızdaki herhangi bir konu için. Bir konu hakkında karar vermeniz gerekecek. Hani gitmekle kalmak arasında gibi, yapmakla yapmamak arasında, ama bir karamsarlığa düşebilirsiniz. Biraz daha kendinizi maddi olarak güçlü hissedeceğiniz kararı almak isteyeceksiniz. Hani biraz daha maddiyatın, mantıklı hareket etmenin daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Sonuçta hani geri kalan her şey bir şekilde duygusal üzüntüler, acılar vesaire. İşte mesela diyelim ki duygusal bir karar vermek istemeyeceksiniz iş konusunda. Hani ben burayı çok seviyorum, buraya bağlayayım değil. Hayır, öbür taraf daha kazançlı benim için deyip öbür yolu seçebilirsiniz. Yani sizin için mantıklı olan yolu seçeceksiniz. Böyle bir size de iyi gelecek, sanki bir ikilemde kaldığınız bir konu olacak bu ay içerisinde. Bakalım başka neler çıkmış. Şöyle bir. Bakın böyle sanki biri böyle ata binmiş atın üstünde, ama böyle aşağıya doğru iniyor. Yani bu ay içerisinde herhangi bir konuda kendinizi kısmetsiz hissedebilirsiniz. Hani kısmetinizi böyle elinizden kaçıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hani böyle biriyle ilişkiye başlayacaksınız. Tam böyle ilişki yoluna giriyor. Biz her şey mükemmel olacak. Bununla çok güzel bir çift olabiliriz dediğiniz anda kaçıyormuş gibi bu ay hissedebilirsiniz. Hani belki kaçmayacak ama o hissiyat oluşacak. Ya da işte bir iş arıyorsunuz. Birkaç iş görüşmesine gideceksiniz. Bu sefer oldu derken bir anda böyle gittiğini, uzaklaştığını, sizi aramadığını hissedebilirsiniz. Ama bu ay aramayacaklar. Belki ondan sonraki ay arayacak. Yani böyle bir iş görüşmesi, bir sözleşme yapacaksınızdır belki. Bir şey yaparken böyle bir kısmetin sizden böyle uzaklaşıyor, kaçıyormuş hissiyle kapılacaksınız. Ama gerçekten de biraz böyle kaçıyormuşçasına uzaklaşacak o şey sizden bu ay içerisinde biraz. Sonra tekrar geri gelecek. Böyle biraz aşağıya inen böyle atınız, kısmetiniz var sanki. Böyle bir ters gidebilir biraz bu işler. Böyle ama sonrası temiz, ferah olacak, ama bir terslik olabilir yani. Olma aşamasında dediğim gibi biriyle birlikte olacaksınız, biriyle küsünüz, tam barışacağınız anda küçük bir sorun yaşayacaksınız ve ondan sonra kısmetiniz gerçekleşecek. Çünkü yine atınız var, yine kısmetiniz var, yine sizin kısmetiniz, yani aslında o çıkmış. Olmayacak diye bir şey değil. Sadece biraz aşağıya doğru, tepeden aşağı iniyormuş gibi duruyor. Yani bir sorunla karşılaştıktan sonra, bir badireden sonra gerçekleşecek sanki, ama olacak, temiz çıkmış, ferah çıkmış. Uzun bir insan var etrafınızda. Bakın böyle uzun, ince, kafası biraz daha büyük gözüken bir insan var. Bu insanın etrafında çok cadı, böyle süpürgesine binmiş bir insan var. Bu insan bir arkadaşınız olabilir, sizin abiniz olabilir. Sanki biraz daha erkeğe benziyor. Eğer ki siz de olabilirsiniz. Bu insanın etrafında böyle süpürgesine binmiş cadı görünümlü bir kadın var. Yani onun etkisine çok fazla kalıyor. Bu cadı siz de olabilirsiniz. Eşinize karşı cadılık da yapıyor olabilirsiniz. Yanlış anlamayın. Hani böyle süpürgeli cadı da hani kötü manada değil. Yani biraz daha diktatör, biraz daha dediği dedik, biraz daha böyle erkeğe sözünü geçiren bir kadın. Dominant yapıda sanki biraz çıkmış. Hani böyle kötü manada cadı değil. Ama süpürgesine binmiş bir kadın var. Böyle burada da uzun ince bir erkek çıkmış. Böyle ikili ilişkilerde. Bu böyle biraz... Kadın sorun yapabilir yani, belki haklıdır da, ama hani bazı insanlar daha cadı, daha böyle üste çıkar tartışma esnasında falan. Böyle bir küçük bir tartışma aralarında bir gerginlik olabilir, ama kadın biraz daha dominant, biraz daha baskın kalacak. Bu sizin ailenizle ilgili bir durum da olabilir, ya da yakınınızda, çok yakınınızdaki bir tanıdığınızın problemi de olabilir, size de yansıyabilir.
bakalım. Bu ay içerisinde bir de böyle hayatınız birden böyle durgunken birden hareketlenebilir. Böyle ufak ufak, hani böyle hemen birden değil ama ayın başında değil belki, ama ayın ortasından sonra bir hareketlilik başlıyor hayatınızda. Böyle birden gündelik hayata böyle daha aktif olduğunuz, bir insanlarla biraz daha kaynaştınız, iş ortamına girebileceksiniz sanki ayın ortasından sonra. Bakın böyle bir başlarda böyle bir sadelik, bir daha durgunluk varken bir kalabalığın içerisine girme bir durumu olacak. Sanki böyle görüştüğünüz ortamlarda bakın böyle ağzını açmış gülen insanlar, eğlenen insanlar, belki böyle birbirinizi özlediğiniz insanlarla bir araya geleceksiniz ve keyifli bir sohbet olacak. İş ortamına da gireceksiniz. Yoğun, aktif bir şekilde çalışmaya başlayacaksınız sanki. Bakın böyle bir çalışma ortamı çıkmış. Aktif bir şekilde. Burada bir de bakın böyle bir insan var. Böyle insan figürü sanki böyle kocaman. Bu insanın kafasında böyle şeyler var. Siz olabilirsiniz bu. Ayakta böyle güçlü duruyor. Her şey olağanmış gibi duruyor. Sanki böyle hani hayata böyle maske takmış mutluluk rolü yapıyorsunuz bir nebze. Ama içinizde kafanızı kurcalayan şeyler var. Hatta böyle en güzel ilişkiniz, düşündüğünüz ilişkinizde, en iyi dediğiniz işinizde bile böyle küçük kuşkular oluşmuş içinizde. Kafanızda büyümüş aslında. Küçük bir sorunken onu büyütmüşsünüz. Çözemediğiniz için büyütmüşsünüz. Hani cevabını alsanız, çözseniz belki büyütmeyeceksiniz. Bir şey kafanızda böyle büyütüyorsunuz ve o sarmaşık şeklinde böyle kafanızda büyümüş ve sizi biraz huzursuz ediyor gibi çıkmış. Bu içerisinde yine kafanızı yorabilirsiniz. İşte çalışan kişiler iş hayatındaki küçük sorunları büyütebilir. Ya da işte ilişkinizde partnerinizin size karşı biraz daha soğuk olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında o iş yoğunluğundan, maddi gelirler, sorunlar, hani illaki başka bir şey vardır altında yatan, ama siz acaba benden mi soğudu deyip kafanızda büyütüyor olabilirsiniz. İşte çocuğunuzla ilgili herhangi bir sorun vardır. Bu çocuğun sorununu çözebilecek miyiz? Aslında çok çok böyle çözülemeyecek, elzem büyük bir sorun değildir belki. Ama siz hani böyle kafanızda bunu çok büyüteceksiniz. Böyle bir kafanızda küçük bir sorunun meşgul olma durumu çıkmış. Ama temiz çıkacak. Hani her şey ferahlayacak bence. Çok da hani takılmamaya çalışın. Bakalım başka ne çıkmış. Şurada bir kundakta bebek çıkmış sanki. Bakın şurada kundakta bir bebek. Bu bir bebek haberi alacağınızın kesin yani şeyidir. Yani sizle alakalı ya da etrafınızda biriyle ilgili. Bakın kundakta bir bebek çıkmış. Bir bebek haberi alacaksınız. Bu böyle sevindirici, güzel bir haber olarak gelecek size. Bunun haricinde bir de tabağımıza bakalım. Buraya bakıyorum başka ne çıkmış diye, ama burada çok da fazla başka bir şey çıkmamış. Bakalım tabağımızda neler çıkmış. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Benim göremediğim bir şey varsa bazen göremeyebiliyorum. Sizler de bana yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Boğa burçları ile ilgili artık böyle hatta bütün burçlarla ilgili, uyumlarla ilgili, özellikleriyle ilgili videolar yapıyorum, koyuyorum kanalıma. Diğer videolarımı da yazar ve yorum yaparsanız hani sevinirim. Sizden gelen yorumlara göre de yönlendiriyorum çünkü sayfamı. Bakın bir insan çıktı burada. Kocaman bir insan. Böyle oturmuş iri yarı. Bu sanki ayak. Bu elini de böyle çenesine dayamış. Bir şey düşünüyorsunuz. Yani siz bu ay zaten şeyde çıkmıştı az önce. Tabağımızda da çıkmıştı. Bir konuda böyle ikilemde kalacaktınız. Hani şurada vardı bakın, ikiye ayrılan Y şeklinde bir böyle. Hayatınızla ilgili çok önemli bir konuda karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu ay böyle kara kara düşünüp bir yol almanız gerektiğine kararını vereceksiniz. Çünkü çok büyük sorunlarınız varsa ya bu sorunları aşmak için artık ne yapabilirim'e çözümü bulmaya çalışacaksınız. Ya da çözüm artık bu yollardan birisi deyip o yollardan birine gitme kararı alacaksınız. Ama tabii bu kolay verilmeyecek bir karar. Böyle oturup böyle bu içerisinde hayatınızı analiz edip artık böyle yolunuza iki seçenekten birine, ilişkilerde de olabilir. Yalnız bekar birisinizdir. Şansa hayatınızda iki kişi aynı anda tanışırsınız. İki kişi de sizden hoşlanmıştır, ilgi göstermiştir. Birine karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Uzun zamandır iş arıyorsunuz ama sizin için doğru olan işe karar veremiyorsunuz. Aynı anda çıkar. Hep öyledir ya, beklersiniz, beklersiniz aylarca, haftalarca, şansa çifter çifter gelir. Karar vermekte zorlanırsınız. Hep böyle hastalıklar, sıkıntılar, ama iyi şeyler de bazen arka arkaya gelir hep.
Bu ay böyle bir hayatınızdaki çok önemli bir konuda çok çok böyle derin düşüneceksiniz. Sizin için doğru olanı zaten boğa insanı mantık insanıdır. Bence mantıklı kararlar verebileceksiniz. Güzel olacak. Burada da ikileme ayrılmış, iki yol çıkmış. Bakın düşündüğünüz şeyle ilgili iki yol çıkmış. İki yolda temiz, ferah, kararsız kalmış gibisiniz. Ama seçtiğiniz yolda ilerleyeceksiniz. Bir yol daha uzun çıkmış ve ferah, çok temiz çıkmış. Aldığınız karar ne olursa olsun hayatınızla ilgili bundan sonrasını ilgilendirecek. Ama bundan sonrası çok daha ferah. Düşündüğünüz, bakın yolunuz da zaten çok temiz çıkmış. Ama hayatınızın geri kalanında bundan sonrası da çok temiz ve ferah olacak. Hayatınızla ilgili bir eylemde bulunursanız bu ay, hani vereceğiniz kararlarda belki daha dikkatli olmalısınız. Zaten boğa burçları çok mantıklı hareket eder. İllaki yapacaksınız. Ve sonrası sizin için daha iyi olacak. Bu ay böyle biraz daha düşünme, karar verme, olaylarla ilgili analiz ayı gibi diyebiliriz. Umarım her şey güzel olur. Umarım doğru kararlar alabilirsiniz. Sizin için en hayırlı, etrafınız için, herkes için en hayırlı kararlar alınır. Umarım güzel de şeyler olur hayatınızda. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.